Ottüller Tunafen Eğitim Kurumları Kimya Dersine hoş geldiniz. Asit baz tuzlarla alakalı bu dersimizde soru çözümü yapacağız. İlk asit baz soru çözümü arkadaşlar doğru yanlış testi yapalım. Birinci öncülde hem asit hem de bazlar yakıcı ve tahriş edicidir demiş. Evet arkadaşlar, asitler mermer yüzeyleri tahriş ederler. Bazlar da arkadaşlar yüzünüzü yıkadığınız zaman, örneğin sabunla yüzünüzü yıkadığınız zaman ne oluyor? Gözlerinizi yakıyor. O zaman hem asit için hem baz için arkadaşlar ortak özellik olarak yakıcı ve tahriş edicidir. Doğru bir özellik. İkinci öncüle gelelim arkadaşlar. Baz çözeltilerin 25 santigrat derece dedi, oda sıcaklığında pH değeri 7'den küçüktür demiş. Hayır arkadaşlar, pH değerinin 7'den küçük olması asitler için geçerliydi. O zaman bazılar için pH ne olması lazım arkadaşlar? 7'den büyük. O zaman bu öncülümüz yanlıştır. Diğer seçeneğe gelirim arkadaşlar. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Evet doğru bir ifadedir. Çünkü asitler kızartır, bazılar morartır demiştik. O zaman asitler kırmızıya çevirir ifadesi doğrudur. Diğer seçenekte arkadaşlar hem asit hem bazlar sulu çözantileri elektrik akımını iletir. Evet arkadaşlar bunlar elektrolit çözeltilerdir. Elektrolit çözeltiler olduğu için suda iyonlarına ayrışır. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar hidroklorik asit suyun içine attığınız zaman H artı klor eksi iyonlarına dönüştüğü için hem artı hem eksi iyonlar olduğu için arkadaşlar asitler elektrik akımını iletti. Bir baz örneği verirsek sodyum hidroksit dediğimiz sud kostik. Suyun içine attığınız zaman sodyum artı ve hidroksit eksi iyonlarına dönüştüğü için arkadaşlar artı ve eksi iyonlar olduğu için elektrik akımını iletir. Her ikisi için de ortak olan elektrolit çözeltilerdir. Doğru bir ifadedir. Diğer öncüle gelelim arkadaşlar. Asit çözeltileri H artı ve OH iyonu içerir. Asit çözeltileri arkadaşlar suyun içine attığınız zaman H artı iyonunu içeriyorsa bizim için asit de OH eksi iyonunu içeriyorsa benim için bazdı. O zaman bu öncül benim için nedir arkadaşlar? Yanlış. Diğer seçeneğe gelirsek arkadaşlar. Elma sirkesi asidik olup tadı ekşidir. Evet. Meyvelerimiz arkadaşlar asetik karakterlidir. O yüzden zaten tatları ekşidir. Doğru bir öncüldür. Diğer seçenekte arkadaşlar bazı çözeltilerinde hidroksit iyon derişimi hidrojen iyon derişiminden küçük demiş. Yanlış bir ifadedir. Çünkü arkadaşlar tam tersi hidroksit iyon derişiminin hidrojen iyon derişiminden büyük olması gerekiyor. Son öncülde de arkadaşlar çay doğal indikatördür. Evet bundan önceki dersimde de söylemiştim. Çay hatta kara üzüm suyu, çilek suyu bunlar arkadaşlar doğal indikatörlerimizdendir. Doğru. Diğer soru tarzımıza gelelim arkadaşlar. Boşluk doldurma. Boşluk doldurmada da yukarıda size İpucular verilmiş. Bu ipucuları aşağıda yerlerine yerleştireceğiz. Sulu çözeltilerinde arkadaşlar hidronyum dediği diğer bir ifadeyle arkadaşlar H yani hidrojen iyonu içeren çözeltilerde ne diyeceğiz arkadaşlar? Asit diyeceğiz. Asit seçeneğimizi eledik. Gelelim diğer seçenekte. Asitler karbonatlarla arkadaşlar etki ettiği zaman karbonatlar ne karakterliydi? bazik karakterliydi. O zaman asitle baz bir araya gelerek arkadaşlar klasik olarak tuz ve suyu oluştururken karbonat iyonundan kaynaklanan karbondioksit gazı çıkar. Bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar hidroklorik asitle kalsiyum karbonat yani e, karbonatlı bileşiğimizi yazdık. Sonrasında arkadaşlar klasik olarak kalsiyum klorür tuzunu oluşturacak. Artı hidrojen ve OH'tan gelen su iyonlarını oluşturacak. Aynı zamanda arkadaşlar yapıdaki karbondan kaynaklanan karbondioksit gazı çıkar. O zaman buradaki seçeneğimizde karbondioksit gazı oluşturur olacak. Nokta nokta dokunulduğunda ele kayganlık hissi verir. Kayganlık hissi kimin için özellikle arkadaşlar? Bazlar için geçerli. O zaman bazlar yani ya da bazlara dokunulduğunda ele kayganlık hissi verir. Doğru boşlukta bu şekilde olması lazım. Asidik ya da bazik ortamda renk değiştiren maddeler demiş arkadaşlar. Bir çözeltinin asit ya da bir çözeltinin bazik olduğunu ortamda renk değiştiren hangi maddelerle anlayabiliyorduk? İndikatör dediğimiz maddeler. Doğal ya da yapay indikatörlerimiz vardı. Diğer öncülde arkadaşlar kalsiyum hidroksit. Nedir arkadaşlar? Hidroksit iyonu içerdiği için bazdır. Hidrojen bromür asittir. Hatta kuvvetli bir asidimizdir. Bunlar bir araya nasıl gelecek arkadaşlar? Bu kalsiyumdaki iki çaprazda kalsiyum artı ikidir. Hidroksit eksidir. Hidrojen artı brom eksi. O zaman buradaki katyon buradaki anyonla yani kalsiyum bromür tuzunu oluşturacak arkadaşlar. Ve neyi oluşturacak bizim için? Burada hidroksitle hidrojen bir araya gelerek suyu oluşturacak. Diğer öncülüğe gelirsek arkadaşlar, deterjan nedir bizim için? Sulu çözeltilerinde nokta nokta iyonları sayısı nokta nokta iyonlar sayısından fazladır. O zaman şuna bakacağız. Deterjan bizim için nedir? Bazdır. Bazlar çözeltilerinde ne olması lazım? Hidroksit iyon derişiminin arkadaşlar ya da iyon sayısının neyden fazla olması lazım? Hidrojen iyon sayısından fazla olması lazım. Devam ediyorum arkadaşlar. Asitler ve bazlar tepkimesinden klasik olarak zaten her zaman söylediğimiz tuz ve ne oluşur arkadaşlar su oluşur. Son öncülümüzde de yemek sodası çayın rengini ne yapıyor arkadaşlar çay dediğimiz doğal indikatördür. Yemek sodası dediğimiz bazdır. O zaman doğal indikatör çayın içine atıldığı zaman pardon yemek sodası bazik karakterlidir. Çay indikatördür. İçine atıldığı zaman rengini ne yapar arkadaşlar? Koyulaştırır. Diğer ifade e, soru tarzımıza gelelim arkadaşlar. Yanda size asit bazları verecek. Bu asit bazları sınıflandırılmasını isteyecekler. Bakıyoruz arkadaşlar. Temizlik malzemeleri bizim için neydi? Bazik karakterli. O zaman şampuan nedir? Bazdır. Elma nedir arkadaşlar? Meyveler bizim için asidi meyve ve sebzeler asidi karakterde elma asittir. Portakal asittir. Çamaşır suyu dediğimiz bazik karakterlidir. Domates dediğimizde zaten nedir arkadaşlar? Asit karakterdir. Bu şekilde verilenleri sınıflandırmış oluruz. Diğer soru tarzımızda arkadaşlar yukarıda verilen Özelliklerden hangisi? Hem asit hem bazlara aittir. O zaman size hem asit ve hem bazlar için ne özelliğini istiyor arkadaşlar? Ortak özelliğini istiyor. Birinci öncülde arkadaşlar sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Evet hem asit arkadaşlar hem baz Hatta arkadaşlar tuzlar için bile ortak bir özelliktir. Çünkü elektrik akımını ilettikleri için biz bu çözeltilere elektrolit çözelti diyoruz. O zaman bizim için doğru bir öncüldür. Devam ediyorum arkadaşlar. Turnusol kağıdına etki eder. Evet arkadaşlar asitler zaten turnusol kağıdını kırmızıya. Bazılar ne yapıyordu arkadaşlar? Bazılar da turnusol kağıdını maviye çeviriyordu. O zaman bu bizim için doğru bir öncüldür. Suda çözündüklerinde iyonlarına ayrışır. Evet arkadaşlar zaten suda çözündüklerinde iyonlarına ayrıştığı için elektrik akımını iletir. Mesela arkadaşlar kezzap olsun. Nisrik asit. Suyun içine attığınız zaman arkadaşlar H artı ve NO3 eksi iyonları yani nitrat iyonlarına dönüştüğü için elektrik akımını